İnsanlık kafasını biraz yukarı kaldırıp bakmaya başladığından bu yana gök cisimleri ve onların daha ötesi hakkında hayaller kurdu. Bilinmez, çağlardan çağlara hep ilgi ve dikkat çekti. Herkes içerisinde yaşadığımız bu dünyayı keşfederken dışarısı hakkında varsayımlarda bulunup hayaller kurdu. Artık eskiye göre nispeten uzay hakkında daha çok şey biliyoruz. Ama yine de bilmediklerimiz veya doğru bildiğimizi sandığımız yanlışlar var. Uzay tamamen sessiz değildir. Birçoğumuzun bildiği gibi ses dalgalar halinde yayılır. Sesin yayılması için bir ortama ihtiyaç vardır. Dünyanın aksine uzayda bir atmosfer yoktur. Dolayısıyla sesin üzerinde ilerleyebileceği bir madde veya ortam da yoktur. Radyo dalgaları ise bu durumdan etkilenmez. Dolayısıyla astronotlar uzayda iletişim kurabilmek için radyo dalgalarını yani telsizleri kullanırlar. Yani bildiğimiz anlamda bir seslilik durumu olmasa dahi uzayın kendine ait bir gürültüsü vardır. Ay'daki ayak izleri yaklaşık 100 milyon yıl daha orada kalacak. Ay'ın atmosferi yoktur. Dolayısıyla yüzeyi aşındırıcı rüzgar ve ayak izlerini yıkacak yağmur ay yüzeyinde oluşmaz. Böylece Apollo astronotlarının ayak izleri, uzay aracı izleri ve yüzey aracı tekerlek izleri milyonlarca yıl boyunca orada olduğu gibi kalacak. Oradaki ayak izlerinin silinmesinin tek bir yolu var. Bu da ayda gördüğümüz kraterlerin oluşmasına sebep olmuş göktaşları. Göktaşları aya çarparak izlerimizi yavaş yavaş yok edebilir. NASA uzay giysisinin maliyeti 12 milyon dolardır. Uzay giysisi astronotların uzay ortamında çalışabilmesi için onlara yaşam alanı sağlıyor. Uzay giysileri pek çok farklı duruma göre geliştiriliyor. Bahsettiğim bu farklı durumlardan biri örneğin uzay yürüyüşü. Sadece bunlar değil, ayrıca pek çok acil durumu atlatmaya yönelik geliştiriliyorlar. Tabii ki bunun da bir maliyeti var. Uzay giysisinin tamamı 12 milyon dolar değerinde. Fakat bu ücretin sadece %30'u giysiye harcanırken geri kalan %70'i havalandırma ekipmanlarının bulunduğu sırt çantası ve uzay giysisi kontrol modülüne harcanıyor. Bir Venüs gününün uzunluğu 225 dünya gününe eşittir. Halk arasındaki bir gün bir yıl gibi geldi terimi sanki Venüs için söylenmiş bir söz gibi. Venüs'ün kendi etrafındaki dönüşü o kadar yavaştır ki dünyada bir gün olarak ölçtüğümüz kendi etrafındaki dönüş Venüs'te tam tamına 243 dünya günü boyunca sürer. Yani bir Venüs günü 243 dünya gününe eşittir. Ve ayrıca size garip bir bilgi daha vermek istiyorum. Venüs dünyanın tam tersi yönünde dönüyor. Yani Venüs'te güneş batıdan doğar, doğudan batar. Venüs için kesinlikle garipliklerin gezegeni diyebiliriz. Aynı yapıda iki metal uzayda birbirine değerse yapışırlar ve ayrılmazlar. Bu inanılmaz gerçek soğuk kaynak olarak da bilinir. Bu durumun oluşması sırasında iki metal parçası birbirinden atomlarının ayrı olduklarını anlayamazlar ve tek parça olduklarını düşünürler. Dünyada ise parçalar arasında bulunması muhtemel olan hava ve su nedeniyle bu durum dünyada gerçekleşmez. Yani eğer uzay istasyonuna yeni bir parça eklemek isterseniz, dışarıdaki metal kısma aynı yapıda olan bir başka metali dokundurmanız yeterli olacaktır. Güneş sistemindeki kütlenin %99'undan fazlasını sadece Güneş oluşturur. Güneş sisteminin tek yıldızı, ayrıca dünyadaki yaşamında kaynağı olan Güneş, hem boyut hem de kütle olarak gerçekten çok büyüktür. Yaklaşık 400 bin tane dünya Güneş'in içine sığabilir. Kütlesel bazda Güneş, Güneş sisteminin %99.8'ini oluşturur. Şimdi bir hayal edin. 8 gezegen, onların yaklaşık 200'den fazla uydusu, 5 cüce gezegen, tespit edilmiş 1 milyona yakın asteroid ve 3500'den fazla kuyruklu yıldız bu kocaman Güneş sisteminde kütlesel olarak sadece %0.2'lik bir değere tekamül ediyor. Satürn'ün küçük uydusu Enceladus, Güneş ışığının %90'ını geri yansıtır. Satürn'ün buz uydusu olarak da bilinen Enceladus, Güneş ışığını absorbe edemez. Uydunun yüzey sıcaklığı ortalama -201 derecedir. Mars'ta bulunan Olympus Mons, Güneş sisteminde keşfedilen en yüksek dağdır. Olympus Mons, 25 kilometrelik yüksekliğiyle Everest Dağı'ndan 3 kat daha büyük.
Jüpiter'in yörüngesinde 79 uydu vardır. Jüpiter, Güneş sisteminin en çok uyduya sahip olan gezegenidir. Aynı zamanda Güneş sisteminin en büyük ayına da sahip. Ganimede isimli ay 5262 kilometre çapında, yani Merkür'den daha büyük. Dahası Jüpiter'i Dünya'dan sadece dürbünle gözlemleyebilirsiniz. 1 Mars günü 24 saat 39 dakika 35 saniye uzunluğunda. Bu bilgiyi ilk duyduğumuzda Mars'ta geçen bir tam yılın Dünya ile aşağı yukarı aynı olduğunu düşünüyoruz. Ancak Mars'ın Güneş etrafındaki dönüş hızını hesaba katmıyoruz. Mars, Güneş'in etrafında Dünya'dan daha yavaş döndüğü için Mars'ta geçen bir yıl tam 687 Mars gününe eşit. Uranüs'ün mavi parıltısı atmosferindeki gazlardan kaynaklanıyor. Uranüs'te bol miktarda metan, helyum ve hidrojen gazı bulunuyor. Metan gazı, Güneş'ten gelen mavi ışınları tekrar uzaya yansıttığı için gezegen mavi rengine bürünüyor. Plüton'un en büyük uydusu Charon, Plüton'un yarısı kadardır ve Plüton'da bir gün 153 saat sürer. Plüton, kendi ekseni etrafında en yavaş dönen cüce gezegenlerden biridir. Bu nedenle bir Plüton günü 153 saat, yani 6 gün 9 saat 36 dakikaya eşittir. Dünyadan baktığımızda evrenin sadece %5'ini görebiliyoruz. Evrenin %68'i karanlık enerji, %27'si ise karanlık maddedir. İleri teknoloji kullansak dahi evrenin sadece %5'ini gözlemleyebiliriz.